Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim Hızlıca arkadaşlar Bitcoin analiziyle başlayalım dilerseniz Öncelikli olarak Bitcoin'de bir geri çekilme devam ediyor Özellikle bu alanda 18.800 bandına olabilecek geri çekilmelerden daha öncesinde defalarca bahsetmiştik. Şu anda da bu banda bir geri çekilmenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yalnız burada sıkıntı olacak nokta haftalıktaydı bizim için. Daha öncesinde defalarca dile getirdim. Bunu hatırlarsınız. Bu alanda bir alçalan dip yapma potansiyelimiz oluştu şimdi. Bak normal şartlarda biz neyiz? Trend takipçisiyiz ve trend takibi ederekten ciddi anlamda güzel karlar elde edip güzel noktalardan alım satım işlemleri gerçekleştirdik. Şimdi Burada alçalan dip gelmesiyle birlikte tekrardan bir düşüş trendine girecek miyiz? Mevzu aslında. Çünkü alçalan dip bizim için nedir? Düşüş trendinin başlangıcıdır. Ve e, bir de alçalan tepe yaparsak düşüş trendi bizim için onaylanmış olacak. Şimdi mevzu şu. Bak bu alanda kırılım gelirse eğer ki gelecek gibi de duruyor. Burada özellikle takip edeceğimiz alan 21.000 kaç hemen tekrar söyleyeyim 21.783 buranın altında bir hafta kapanışı gelirse tek bakacağım nokta arkadaşlar hacim grafiği olacak. Hacimce ciddi bir hacim olursa yani ciddi bir yükseklik olursa o zaman bu düşüşün gerçek ve tehlikeli olma potansiyeli çok daha fazla artmış olacak. Ama eğer hacim e, yeteri kadar yüksek değilse biz neyi bekleyeceğiz? Destek noktamızdan yukarı yönlü dönüp bu alanda kırılımla birlikte yoluna devam etmesini bekleyeceğiz ki zaten şu kırılımı dahi çizerken bak elimle çizerken dahi Ağustos ayına geldik. Mevzu bu. Evet yani <laughs> bu da bizim için ne olacak? Ağustos ayından sonra yaz aylarından sonra veya bir boğa trendinin başlangıcı olacak net şekilde. Daha öncesinde uzun zaman söyledim. Bakın hani bu anda şu anda bizim tekrardan 2023 yılı içerisinde böyle e, özellikle ilk 8-9 aylık süreci içerisinde zirve noktalara gitmemizi beklemeyin. Çünkü dediğim gibi bu alanda önemli direnç noktaları var. Bu direnç noktalarına mutlaka ama mutlaka takılacağız ve geri döneceğiz. E burada en önemli verdiğimiz direnç alanı 25.000 bandıydı. 24.500 25.000 bandı çok defalarca dile getirdim artık hani böyle her videoda 24.500 24.500 defalarca vurguladım. E şimdi bu noktaya geldik geri çekilme başladı geri çekilme geldi tekrardan buradan toparlanıp ne yapmasını bekleyeceğiz bir solomuz baş sağumuz yapmasını bekleyeceğiz bu bizim arkadaşlar uzun zamandır konuştuğumuz beklediğimiz senaryomu evet uzun zamandır konuştuğumuz beklediğimiz senaryo ha bir diğer ihtimal de şu olacak 18.800 doların da altında kapattık şuradaki kırmızı alan bildiğiniz üzere bizim için en önemli destek direnç alanı. Buranda altına düştük. O zaman bu defa ikinci senaryo devreye girer bizim için bu alanda hop 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 iki dip yaparız ve burada yine 25 bin doların kırılımıyla birlikte ne yapar bizim için boğa trendi başlar arkadaşlar net şekilde bunu söyleyebilirim yine ee, ama bu alanda güzel bir alım lokasyonu neresi derseniz yüklü alım için şu anda 19.800 bandına geldik. Burası bizim günlükte bir hedef çizdiğimiz noktaydı daha öncesinde şuradaki kırılımla birlikte aslında bu noktalara kadar bir geri çekilme gelebileceğini konuşmuştuk bu alanda ve bu hareketlilik geldi mi şu anda bu düşüş hareketliği geldi hatta nokta atışı geldi ve bir durdu. Yani muhtemelen birçok kişi bu tabloya göre işlem yapıyordu. Bakın daha öncesinde Twitter'dan paylaştım bunu. 19800 bandına olan geri çekilmelerden bahsettik. Twitter'a şöyle bir girelim. Dün de daha önceki yaptığımız paylaşımları da yaptım, gösterdim burada. Neredeydi mesela? Ha, şu alanda çizmiştik. Bakın bu alanda bir M formasyonu var. Burada 19.800 bandını işaret ettik ve bu alana kadar bir geri çekilme zaten günlük grafikte bizim için mevcuttu. Şimdi bir de haftalık bazda bir formasyon oluşturmak adına bu geri çekilmeyin devamını bekleyebiliriz 19.800'e ki bu alandan dönsek bile hiçbir şey değiştirmez bizim için net şekilde söyleyeyim arkadaşlar bu formasyon artık bizim için oluştu diyebiliriz hatta ve hatta bak <laughs> şu alanda formasyonun sol omzunu oluşturan lokasyonda biz nereden dönmüşüz biliyor musun düşüş olarak 19.300'den dönmüşüz bak. Normalde buradaki dip noktası 19300'e kadar gelmiş ve yukarı yönlü dönüş gerçekleştirmiş. Mevzu bundan ibaret aslında. Şu anda dediğim gibi bu geri çekilme bir formasyon tamamlayacak. Ve o formasyonla birlikte biz yukarı yönlü kırılımla boğa trendine geçeceğiz. Alım için makul bir lokasyon mu? Şu düzeltme hareketi artık mesela minik minik değerlendirmek isteyenler için çok güzel bir alım lokasyonları geldi. Şimdi bir bu alanı alır mısın? Alırsın. 19.800'de biraz alırsın. 15.000'e düştü biraz alırsın. Ve ondan sonra keyfine bakar yoluna devam edersin. Ya da dediğim gibi böyle net bir dönüşüm sinyalinin gelebileceği noktada değerlendirir alırsın burada mesela 18800 geldi alırsın aşağı bir düştü hemen kapatırsın ciddi bir risk almadan aşağıda e, döndüğümüz noktada veya Burada e, destek dediğimiz 15.500 bandında 16.000 bandında alımını gerçekleştirirsin. E, dediğim gibi bundan sonraki süreçte 18.800 altını ben beklemeyeceğim. Dediğim gibi gelse daha iyi ne olarak kalır. E, bu alanda bir kapanış yapmayı beklemeyeceğim. Haftalık kapanışların tamamının burada 18.800 bandının üzerinde gelmesini bekliyorum ben bundan sonraki süreçte. E, bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğim. E tabii kain değilim. Bilebilirim, bilemeyebilirim burayı ama e, hani şu anda uzun zamanda ee, <laughs> takip ettiğimiz noktada e, alım gerçekleştirmek istiyorum. En azından. Dediğim gibi şu alan bizim için kıymetli bir destek direnç noktasıydı. 18.400'den 18.800 bandına kadar e bu noktaları da değerlendirmek artık boynumuzun borcu bence. E çünkü ciddi anlamda uzun zamandır konuştuğumuz değerlendiririz, alım yaparız. Bu formasyonla birlikte dediğimiz nokta e o zaman almak gerekir. Şöyle günlük anlamda bir değerlendirmek gerekirse günlük anlamda düşüş devam ediyor. Bak burada daha öncesinde de belirttiğim gibi MA200 e uzun zamandır bir hareketlik gelmiyordu. Bu hareket de tamamlamış olacağız. Böylelikle arkadaşlar diyelim. Yani ortalamaların retestini yaptık ve şimdi tekrardan yoluna devam etmesi beklenebilir. Yani uzaktan tabloya şöyle bir baktığımızda MA 200'e kırdı, kırdıktan sonra epey uzaklaştı. Şimdi MA 200'e retestini de yapmış olacak bu düşüşle tekrar yoluna devam edebilir. MA 200 artık buradan yukarı yönlü yavaştan başını kaldırır zaten yakın zamanda. <laughs> Geçtik hemen şöyle bir 4 saatlik tabloda neler var. 4 saatlikte daha tam net bir trend oluşumundan bahsetmek mümkün görünmüyor. Bu alanda destek direnç noktalarına bakacak olursak yukarı yönlü 20.560 bandı bizim için önemli bir e, direnç oluşturuyor arkadaşlar. Bu direncin üzerine atmadığımız sürece de e, şöyle baktığımızda daha bu alana yakın bir destek noktası belirlemek çok da mümkün durmuyor. En yakın destek alanı bize 18.800 bandında. Evet, son saatlik grafikte inceleyecek olursak burada aslında birazcık daha dönüşüm için en azından yakın bir sinyal verebiliriz. Saatlik tabloda bakın bunu net şekilde söylüyorum. 20400, 20400 üzerinde bir saatlik kapanış gelmediği sürece risk masada devam ediyor. 18.800 bandı hedef konumunda ilerleyecek arkadaşlar. Bu alana dikkat ediyoruz. Bu alandan artık dediğim gibi ne yapmamız gerekiyor bizim ciddi anlamda ee, <laughs> direnç görmemiz gerekir. Eğer bu alanı aşarsak e, yukarı yönlü tekrardan nereye doğru 21.800-22.000 bandına dönmesini bekleyeceğiz. Günlük anlamda trend dönüşümlerinin oluşması bizim için şu anda çok çok daha güvenilir alım satım fırsatları verecektir. Ama yok ben risk almak istiyorum hocam bana bir alım noktası göster dersen, hani bu alanlardan e, bu alanların dip olmasını bekliyorum dersen 20.400'lerin bu alan kırılımıyla birlikte en azından saatlik anlamda e, trend dönüşüm sinyalini alırız. E, tabii ki 4 saatlik günlük ve haftalığa yansıması bunun birazcık daha uzun zaman alacaktır diyelim ve onun dışında şöyle küresel piyasaya da bakalım küresel piyasada peki durumlar ne bitcoin dominansında da geri çekilme bu alanda devam ediyor aslında baktığımız zaman ee, burada bir toparlanma sürecine dönmesi bizim için hayrına olacaktır diyelim şu anda bu alanda alçalan dip, alçalan tepe yap, e, yapmak üzereyiz. Alçalan tepe yaptık hatta alçalan dip gelmek üzere diyelim bu hafta kapanışıyla birlikte. E, ben açıklaşı dominans tarafının gevşemesini istemiyorum. E, alt koyunlar birazcık daha ezilmesi bizim faydamıza olacaktır diyelim. Dev Jones grafiğinde ciddi bir satış var bu alanda. Haftalık bazda alçalan dip yapacağız. Dediğim gibi e, bu alçalan diple birlikte alçalan tepemiz de vardı. Zaten daha öncesinde belirttiğim gibi burada hedef bandımız şu anda 31.800 bandı. Haftalıkta bu Banda tekrardan bir gevşeme hareketini Bekleyebiliriz ki şöyle günlük anlamda Dediğim gibi bu alana çok bir yol Kalmadığını daha net şekilde göreceksiniz Şu anda bu hedeflere Doğru ilerleyen bir devizyon grafiği Var dolar endeksinde yukarı yönlü Kırılım net şekilde geldi Bu alanda direnç destek alanlarımız Çok fazla arkadaşlar yani şu alanda Sürekli tepe ve dip noktalar oluşturarak Devam ettiği için aynı şekilde Bu alan tepe ve dip noktalar oluşturarak Yavaş yavaş aşmasını <laughs> Bekleyeceğiz. Bu alanda en sıkıntılı lokasyon muhtemelen arkadaşlar 108 bandı olur. 108 bandının üzerine bir hareketlik gelirse en büyük sert hareketliliği bu alanda görme potansiyelimiz masaya gelir. 108 bandına kadar şu anda düşe kalka düşe kalka ilerlemesi daha olası bir senaryo. Ethereum'da geri çekilme var. Ethereum'da da bu destek alanının kaybıyla birlikte e, ee, şu anda en major destek alanı bizim için neresi olur derseniz açık net söylemek gerekirse şura, şu alanda bir 1200 dolar bandı, 1220 dolar bandı güzel bir destek alanı gibi duruyor. Muhtemelen Bitcoin 18.800'e geldiğinde bu alana bir iğne dahi görebiliriz Ethereum'da e, buralarda değerlendirilebilir alan olmuş olur Ethereum için. Altın tarafında şu anda haftalıkta arkadaşlar ciddi bir problem yaratmadan devam ediyor. Burada haftalıkta 1800 bandı önemli olacak. 1800 altına atarsak ciddi bir sıkıntı var. Şu anda da özellikle yukarı yönlü 1860 bandını kırmayı başarabilirsek bu hafta kapanışındaki, bugün kapanışında oluyor aslında bu. Bugün hafta kapanışı gelmiş olacak. Yukarı yönlü tekrardan 2000 bandını hedefleyebileceğiz altın için. Gelelim. Doğalgaz tarafına doğal gazda sert hareketler gelmişti. Şu anda bir destek noktalarına göreşme hareketi görüyorum ama burada 2.6'nın üzerinde kalırsak daha e, iyi olur bizim için. En azından tekrardan dip riski var demeyiz. Çünkü şu anda geri çekilmelerde e, aşağı yönlü e, tekrardan iki bandını görme potansiyeli masada mevcut. Gümüş, gümüş tarafında arkadaşlar çok net bir seviye var. 21.20 bandı. Bu seviyenin üzerinde çıkmadığımız sürece şu anda gümüş e, bayağı bir tehlikeli duruyor. Evet, USDT dominansı yükselişe geçti tekrardan. Burada özellikle şöyle bir haftalık tabloyu açalım. E, bu alanda e, şuradaki dip noktasının altı bizim için değerli olacak arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte 6.50 altı bandının altına atmamız gerekecek. E, şu anda dominans tarafı e, tabii yükseliş dominansının yükselmesi de iyi bir şey çünkü en azından bize hareket alanı açmış oluyor. Yukarı yönlü 889 bandına kadar da bu yükseliş hareketi gelebilir. Bu alandan tekrardan reddi başa inmesini bekleyeceğiz. Evet onun dışında biz tarafına da bakalım isterseniz biz tarafında şu anda e, yukarı yönlü hareketliliğin başlamak üzere olduğunu konuşabiliriz bence bu alanda e, biz tarafı kırılım vermek üzere diyebiliriz e, çünkü şuradaki 5500'deki direnç alanı en önemli direnç alanı olacaktı ve bu alanda aşarsak dediğim gibi yukarı 7700'lere kadar e, bir e, trend beklentisi oluşabilir bizde çünkü bu alanda net bir Formasyonumuz var. Bu formasyonla birlikte bu alanlara e, ulaşımı söz konusu olacaktır diyelim. Evet bahsedebileceğim ekstra bir şey kaldı mı derseniz ekstra bir şey kalmadı sanırım. E, açıklama kısmındaki linklerden arkadaşlar kuantiferya kayıt olabilirsiniz. E, açıklama kısmındaki linkten kuantiferya kayıt olduğunuzda 250 dolara kadar bir ödüle sahip ol olabiliyorsunuz. Kriptoloji davet kodunu kullanmanız şartıyla. Ee, aynı zamanda işlemlerinizde işlem ücreti ve komisyon ödemiyorsunuz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Özellikle sürekli alım satımlarda veya e, uzun süreli long pozisyon tutanlar için söylüyorum. Bu MT tarafında gerçekten işe yarıyor. Ee, onun dışında ekleyebileceğim Twitter kanalımıza ve arkadaşlar Telegram kanalımıza mutlaka mı? Mutlaka kayıt olun. Özellikle Telegram'a açıklama kısmında onun da linki var. Ee, çünkü acil bir durum olduğunda sizinle mutlaka Telegram üzerinden iletişime geçiyorum. Onun dışında benim ekleyebileceğim bir şey yok. Umarım beklediğimiz senaryolar gerçek olur ve yük alımımızı yapıp yola devam ederiz arkadaşlar. 18.800 18.400 bandı mükemmel kale görevi görecek bir nokta olması gerekiyor bizler için. Umarım bu alanda alanlara gelir ve biz de bu alanlardan alımlarımızı yapıp e, piyasanın nasıl döndüğünü izleriz e, Umarım buranın altına düşmez dediğim gibi şu anda omuz başı omuz senaryosu böyle daha net daha güzel durabilecek bir senaryo benim için kalın sağlıcakla görüşmek üzere hoşçakalın